altını çizmek istiyorum. Niye bilmiyoruz? Çünkü bu kurumların bir denetime tabi olma süreci, bir raporlama süreci yok. Peki bütün bu eksikliklere rağmen bunlar nasıl oluyor da piyasada bu kadar para topluyorlar? Nasıl oluyor da sistem içerisinde bu kadar aktif oluyorlar? Buraya odaklanmak gerekiyor. İşte bunun da muhtelif bilim, disiplin, ilim, ne dersin, din dallarınca açıklamaları var. Kılıçka için kullanmış durumdalar. Hatta yavrular da çıkmaya başladı. Binlerce flamingo kuluçkaya yattı. Bir ay süren kuluçka süresinin sonuna gelindi. Kimi kabuğunu kırdı, kiminin kırması da artık an meselesi. Yaklaşık 18 bin civarında yavrunun adada düğün. Annemi çok ani kaybetti. Bir kalp krizinde kaybetti. Bunların da bir raconu vardır. Nasıl bir raconu vardır? Elindeki bütün parayı bir şeye yatıramazsın, yatırmamalısın. %100 kazanacağına emin olsan bile bir miktar rezerv tutmalısın. İşler ters gidebilir. Ya da durman gereken yeri bilmelisin. Meşhur fıkralar gibi. Harika, çok güzel ifade ettiniz. Durman gereken yeri bilebilirsin. Ama insanoğlundaki bu hırs, işte biraz önce bahsettiğim alanlar da açıklanıyor. Bu sosyolojiyle, psikolojiyle. Bu hırs insanları birdenbire daha çok zengin olmaya, daha çok zengin olduktan sonra daha çok zengin olmaya iten sürükleyici bir süreç ve bir anda bakıyorsunuz her şey bitmiş. Şimdi bu noktada limana çekilip ben ne yaptım, bir daha bu hatayı yapmamalıyım filan diye düşünecek haliniz dermanınız kalmıyor.